Değerli kardeşlerimiz, sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Allah birdir sözünde nasıl bir müjde var? Aslında Allahu Teala'nın her bir sıfatı, her bir ismi, her bir fiili ismi bizim için bir müjdedir. Mesela bir insan herhangi bir hapı bir uzmanın, çünkü Allah buyurmuş ki uzmanlara sorun. Bir uzmanın teklifiyle bir hapı yutsa, alsa, bunu şifa verecek olan ve bunun bedenimde fayda hale getirecek olan Allah olduğunu bilmesi onu öyle rahatlatıyor ki, o zaman benim görevim bu hapı alırım, şifayı Allah'tan beklerim. Ne haptan beklerim, ne doktordan beklerim, ne de bedenimden beklerim. Bak, bu insan rahatlatıyor. Demek ki Allah birdir diyen bir insan hayatının bütün alanlarında huzur ve saadete erer. Hatta hem şifalı hem saadetli bir cümledir bu. Çünkü bu cümle sadece bedensel duygularımıza değil, ruhani ve ruhsal duygularımıza da, kalbi ve akli melekelerimize de huzur ve saadet kazandırıyor. Şimdi mesela insanda akıl denen bir nimet-i ilahiye var. Bu hayvanlarda olmayan bir özellik. Dolayısıyla insanda akıl olduğu için insan bütün kainatla ilgileniyor. Hani kendi başına geleceği olan musibetlerden elem çektiği gibi ya da nimetlerden lezzet aldığı gibi, aksine başka dostlarının ve başka varlıkların başına gelen bela ve musibetlerden de elem alıyor ve onların aldığı nimetlerden de, lezzetlerden de o da istifade ediyor. Çünkü dost dostunun sıkıntısıyla sıkıntı çeker, yine dost dostunun lezzetiyle lezzet alır, memnun olur. Şu halde madem ki insanda akıl denen bir nimet var, öyleyse bu aklı rahatlatmanın ya da kalp denen bir nimet var, muhabbet, bu muhabbeti güzelleştirmenin yolu da Allah birdir demekten geçiyor. Neden? Çünkü insanoğlu şu kainattaki olayları değiştirmeye, düzeltmeye ve onları istediği hale getirmeye gücü yetmez. Bırakın kainattaki olayları, insan kendi başına gelen olayları da düzeltmeye gücü yetmiyor. İstediği şeyleri yapamıyor, yapmaya çalıştığı şeyleri sonuçlandıramıyor. Öyleyse gerek kendiyle alakalı, gerekse kainatla alakalı olayları madem ki ilgilendiriyor ve madem ki onları değiştiremiyor, öyle bir zata iltica etmeli ki, o kainatı öyle bir zata teslim etmenin ruhani hazzını ve lezzetini duymalı ki, hiçbir zaman rahatsızlık duymasın. Mesela o zat birdir. Bütün mahlukatın dizginleri onun elindedir. Her bir varlık tek o zata bağlıdır. Nelerinde? Dünyaya gelmelerinde. Dünyaya gelmiş, bu dünyada devamlarında, hani bir şey var olur da devam etmez. Devam etmelerinde, bir de bu devam eden varlıkların devam etmesi için gerekli olan ihtiyaçlarının karşılanmasında her şey o bir olan zata bağlıdır. Şu halde o bir olan zata iman etmek insana öyle huzur ve saadet ve mutluluk veriyor ki, gerçekten bunu ancak akılla, kalple ve ruhla hissedebiliriz bu lezzeti. Yoksa bu manayı bilmeyen insanların, bu farkı fark etmeyen varlıkların bunu anlaması, tatması ve fark etmesi mümkün olmayacaktır. Tabi Allahu Teala'nın bir olması, bütün varlıkların dizginlerinin onun elinde olması ve onun izni olmadan hiçbir şeyin, hiçbir iş yapamaması, bizim üzerimize düşen vazifeleri yapmayacağımız anlamına gelmez. Çünkü Allahu Teala'nın bize yüklediği bir görev de vazifelerimizi yapmak, görevlerimizi yerine getirmek. Öyleyse bir Müslüman gerek Kur'an'da belirtilen, hadislerde belirtilen kanunlara, gerekse Allah'ın kainatta icra ettiği kanunlarına uymakla sorumludur. Bu kanunları yerine getirdikten sonra neticeyi Allah'ın yedi kudretine, kudret eline teslim etmesi ona öyle huzur ve saadet verecek ki bunun yerini başka bir şeyin doldurması mümkün değildir. Her gün Allah birdir diyerek dilimizden bu sözü döktüğümüz halde, bütün insanı Allah'ın bir anlattığımız halde hala istediğimiz huzur, saadet ve müjdeyi bulamıyorsak, lütfen bunun sebeplerini başka yerde aramayalım. İmanımıza uygun hayatımızı gerçekleştirmediğimizde arayalım. Şimdi mesela bir yavrusunu vefat eden bir anne baba, bir tek yavrular vefat eden bir anne baba, eğer Allah birdir, başka şeyin peşine düşüp yorulma, başka şeylerden korkma diyemiyorsa, bu yavru onundu, bize emanet vermişti. Madem birdir, madem her şey onun dizginler elindedir, öyleyse bu yavrunun hayatı onun elindeydi. O hayatı o yavruya o verdiği gibi, o yavruyu bize hediye ettiği gibi, öyleyse ebedi bir hayatta, sonsuz bir saadet yurdunda, yine aile hayatımız içerisinde o yavruyu bana ebedi bir cennette tekrar yavru olarak verecek diyemiyorsa, Allah birdirin hakikatini tam anlayamamış demektir. Başına bela ve musibet gelen insanlar, bu bela kendi kendine denizlerin öbür tarafından gelmiyor ki. Bu bela ve musibetler bir yedi kudret olan Allah'ın elinden geliyor. Kudret sahibi olan, sonsuz kudret sahibi olan Allah gönderiyor. Ve madem benim başıma bu olay vermiş, öyleyse yüzlerce, binlerce hikmeti vardır. Ben üzerime düşen vazifeyi yaparım. Yapılması gereken neyse benim açımdan, benim sorumluluğa giren onları yerine getiririm. Gerisini Allah'a bırakırım. Çünkü O birdir. Hastalıklarda O'nun elinde, şifada O'nun elinde. Benim hayatım da O'nun elinde, ölümüm de O'nun elinde. Benim saadetim de O'nun elinde, mutluluğum da O'nun elinde. Bakın, O'nun elinde olmayan bir şey yok ki. Olaylara böyle baktığımızda hiçbir şeyden Allah'ın izni hakiki anlamda korkmadığımız gibi hiçbir şeyde dilencilik yapmayız. Vazifemizi yaparız, gerisini Allah'a bırakarız. Zira Allah birdir.